Bayağı serinledi havalar ha. Aynen. Kış bir anda geldi. Anneciğim bak açayım şu paltonu. Bunu kirletmiyorsun tamam mı? Okulu temizlemeden yeni aldım. Tamam anne. Temizleme anne. Tunç öğretmenine de söylüyorsun. Boyalarını dolaba kaldırıyor. Bozuluyorlar sonra tamam mı? Tamam. Ay benim yakışıklı. Dikkat et koşup terleme tamam mı? Kızım beklesene belki. Aa. Ya o değil de söylesek de şu badanının rengini mi değiştirseler böyle soluk soluk. Ne bileyim daha renkli bir şeyler olabilir. Doğru diyorsun bence. Hadi. Ayaklarım vardı nasıl geri geri gidiyor anlatamam. Yemin ediyorum sıtkım sıyrıldı şu Arzu'nun kahrından. Bir de boşanacağım diye tutturdu. Ay kız aldatıldı ayol. Ne yapsın boynuzları ta nerelerden görünüyor. Ayrılmasın mı? Ay tatlım benim o işler o kadar öyle kolay mı zannediyorsun? Sen o adamı besle büyüt o kadar emek ver. Ondan sonra beni aldattı diye darmadı bana bütün yatırımını. Evliliğini. Ha. Yani ortada bir de çocuklar var yani kolay mı ya? Tabii canım. Ama yani... Vallahi ben onun yerinde olsam, bana böyle bir şey yapmış olsaydı, o adamı direkt kıt diye bir hamlede öldürürdüm. Ne? Yani bırakacağım, al mutlu mutlu yaşa mı diyeceğim? Yok artık. Ben direkt kadına çalışırdım, kadına. Önce bir güzel kafasını ezerdim, sonra böyle parçaları ayırırdım. Her bir parçayı da böyle saksıların dibine gömerdim, al sana organik gübre. Aynen öyle, vallahi doğru diyorsun. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşımıza tam destek, full destek mi yapıyoruz? Ay yok ya, şimdi sen girl power diyorsun ama bence bir tarafsız kalalım. O iş daha çok su kaldıracak gibi. Ne yani şimdi Arzu'nun tarafını tutmayacak mıyız? Tatlım benim, önce bir izleyelim uzaktan, bir bakalım ne yapıyorlar. Bir önümüzü görelim, ona göre hareket ederiz. Acele etmeyelim diyorum. Tamam. Hadi. Ay. Öyle kahvelerle de geldik. Ayıp. Hello canım. Ay şunun şurasında kaç gün oldu ama öyle özledim ki seni. Ne haber, nasılsın? Nasıl olayım? İyi değilim, iyi olsun işte. Ah kıyam iş ya. Nasıl da morali bozuk. Gel bir sarılayım sana, enerji vereyim. Gel tatlım. Oh, ver, ver. Ah Arzucuğum, ah. Tatlım biz senin her zaman yanındayız, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bu canım benim. Ay gelsenize ya. Ay Oya da olsaydı keşke, Oya yok mu? Aa, seni aramadı mı? Yok, aramadı. Yani ne zamandır görüşmüyoruz da. Ay olacak iş değil ya. Yahu burada arkadaşının derdi boyunu aşmış. Ne kadar ayıp, çok ayıp. Ay insanın böyle zamanda yanında olunur ya. Ne kadar duyarsız insanmış ya. Avukat da iyice karıştırdı kafamı. Tam bir kaosun içindeyim yani. Her sabah bu olanlar gerçek mi yoksa kabus mu görüyorum diye uyanıyorum. Gerçek hayat. Maalesef gerçek. Ah canım benim. Ne desen, ne yapsan. Yerden göğe kadar haklısın. Millet de ne meraklıymış kardeşim kapışmaya. Hayır ortalık karışmasın istiyorum. Çocuklar hırpalanmasın arada. Ne olur ortalık iyice birbirine girmeden bitsin ya bu iş. Hayır yani zaten niye çirkinleşsin ki işle? Öyle değil mi ama ya? Bence sen en doğrusunu yaptın lap deyip boşanıyoruz demekle. Yani bence şahane bir dik duruş sergiledin. Hangi kadın böyle bir şey yapabilir? Ha? Bravo valla. Ben çok takdir ediyorum seni. Yani Arzucuğum Amazon kadını gibisin. O kadar güçlü, o... Pardon. Alo. Hello. Keyifler nasıl kraliçe? Ha canım benim. Ne tatlısın. Yani ne zamandır görüşemiyoruz. Uzun zamandır ayrı kaldık. Yarın öğlen buluşalım diyorum. Ne dersin? Mevzu neydi? Ya bir konu yok. Öylesine. Saat 2 nasıl? Tamam. Tamam. Ciao. Ah,
Kimmiş? Hı? Ne? Sude var ya, Okulay'la birliğinden o. Ah, yine kermes meselesi değil mi? Ben arayacağım artık, haddini bildirmek lazım onu. Aa, Pelin'cim ama ya, şimdi Arzu'nun yanında onun kafasını mı şişirelim bu mevzularla? Arzu'cum sen de tatlım dünyaları yapmışsın, neden yemiyorsun? Vallahi ben buna bayıldım. Çok güzel, kıtır kıtır. Ben diyetteyim, siz yiyin bari, yesene. Yok, ben sana yaparım ondan yine. Ya, olmuyor böyle. Bir kadın tutalım şuraya. Bu gardıroba da sığamıyorum ben. Bir giyinme odası lazım bana ya. Ne gerek var canım? Elimiz şurada duruyor. Taşınacağız zaten. Doğru diyorsun. Kurulu bir düzenim var benim orada ya. Taşınalım, rahat ederiz. Olmuyor, ben boğuluyorum burada. Şunu oraya assana. Marifet evdeydi sanki. Sanki o konforu Arzu değil de ev sağlıyordu. Ay, o yemekleri mutfak pişiriyor. Ütüleri giyinme odası yapıyor. Ayakkabılarını antre boyuyor. Ay, üstünü başını boy aynası düzenliyordu sanki. Ay, çok klasik bir aptaldı Mehmet. Hadi kalk miskin. Nereye? Yani bizi mutlu eden ne varsa onu yapacağız. Düşündüğüm şey mi? Yani ne düşündüğüne bağlı. Ben yaptım değil mi? Ben yaptım. Arı kovanına çomak soktum ben. Halbuki sen söylemiştin. Haydutlar her zaman kazanır diye. Bak Merve'ye. Ne kadar tutarlı. Hep aynı kötü, aynı şeytan. Liseden beri. Ben niye bu sefer farklı olacağını düşündüm ki? Bırak şimdi bunu düşünme. Bak çarşamba günü benim kliniğim de halk günü. İnsanlar gelecekler, kim bilir kimler gelecek, neye ihtiyaçları var. Ama ben yokum, ben olamayacağım. Niye? Aptal bir kavgaya tutuştuğum için. Yapma şimdi, hadi. Aynı yerde dönüp dönüp duruyorsun. Çık oradan. Defolup gidelim buradan. Gidelim. Bu şehirden. Gidelim. İzmir'e dönelim. Ne güzeldik İzmir'de. Ne kadar iyiydik. Öğrenciydin o zaman. Bırakıp gidelim buraları. İzmir'e gidince ne yapalım ilk biliyor musun? Ne yapalım? Hemen gidelim böyle kordonda oturalım bütün gün. Sonra gidelim bir hafta Göztepe'li olalım. Bir hafta Karşıyaka'lı olalım. Sen, sana fark etmez, sen nasıl olsa orada da yaparsın işini. Ha burada editörlük yapmışsın, ha İzmir'de. Tabii bana Fizan'da da olsa fark etmez. Evet. Küçücük bir dünyamız olsun. O kadar küçük olsun ki biz bile zor sağlam içine. Dünyaya dönsek artık. Hadi git hazırlan. Hadi git, hadi, hadi. Hazırlanıyorum. Seni bekliyorum. Evet Nermin Hanım. Sizi Doktor Ozan Bey'e yönlendireceğim. Evet, Ozan Çubuk. Hiç merak etmeyin, kendisi en az o yanım kadar iyi ilgilenecektir sizinle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Melik Hanım, o yanım rahatsız da ben sizi başka bir doktora yönlendireceğim. Ha yok, ertelemeyelim. Çünkü o yanımın ne zaman döneceği belli değil. Ha yok efendim, yani ne zaman döneceği belli değil. Hayır, o kadar erteleyemeyiz. Ya bakın aslında o yanım. Bu yüzden sizi geçici olarak başka bir doktora yönlendirmem gerekiyor.
Buyurun, neye bakmıştınız? Merhaba. Ne zaman kapandı acaba burası? Birkaç gün oluyor. Ama geçici bir süreliğine kapatıldı. Yani şu an hasta bakamıyoruz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Yok, tamam. Sağ olun. Merhaba Serhan Bey, nasılsınız? Merve Hanım nasıl? İyi, merhabalar. Siz nasılsınız? İyi, ne olsun, iş güç koşturmaca. Güzel. Burası için mi onlar? Evet, burası için. Olur. Peki yeni taşınmamış mıydı buraya? Vallahi doktor hanım aradı, birkaç gün eve boşaltacağını söyledi. Ben de aceleci davrandım biraz. Malum siteye rağbet çok. Tabii. Merve Hanım'a selamlarımı iletin. Mutlaka, mutlaka söylerim. Nefesin bakalım. İyiyim. Bugün ne olduğuna inanmayacaksın. Ama gerçekten bugün okulumuza yemyeşil bir kurbağa gördük. Yanaklarını böyle hareket ettiriyordu. Bir dakika dur. Ben mutfakta kurbağa resmi çiziyordum. Nasıl, bu telefon mu? Evet. Hadi gidelim mutfak bakalım. Mutfak burada mı? Reşat'cığım kaç defa dedim ananasların altına yumuşak herhangi bir sebze meyve koyma diye tatlım. Dalgın mısın? Hoş geldin. Kusura bakmayın Merve Hanım. Ya sevgilim bir şey soracağım. Biz bu buzdolabını değiştirebiliyor muyuz? Çünkü ben buraya sığamıyorum da. Yani aşağıdakiler desen nanay. Diyorum ki ben şu kilere bu sahne mi yaptırsak? Bu sahne mi? Ne yapacaksın? Ceset mi koyacaksın içine? Ay Serhan'cığım senin kafan gene dalgın herhalde. Neyse karnın açsa Reşat aperatif bir şeyler hazırlasın sana. Bugün Ceyhun'un önünden geçiyordum. Senin şu doktor arkadaşın var ya. Taşınıyormuş. Ay ne diyorsun, o kadar çabuk mu ya? Neden taşınıyor peki? Yani daha mı taşınmasın? Yüzü kalmamıştır. Ay ne olmuş ki? Ya bu birkaç kişiye yanlış tedavi uygulamış. O insanlar da neredeyse ölümden dönüyorlarmış. Sonra o insanlar böyle hep birlikte bir dilekçe vermişler. Soruşturma başlatmışlar. Kliniğin kapısına kilit vurulmuş. Ay neden peki yani kadın gayet iyi bir doktora benziyordu. Ay ilahi aşkım ya. Hep bir topu 3 saniye gördün kadını. Nereden anladın iyi bir kadın doğumcu olduğunu? Değilmiş işte, kadın manyakmış. Yani biz de liseden arkadaşız ama insan bazen yolda fıttırabiliyormuş tabii. Ay dur, iyi bir şey açayım ben. Neden? Ne demek neden? Hayır ne oluyor yani, neyi kutluyoruz ki? Sevgilim, illa bir şey mi kutlamamız gerekiyor? Benim canım kocamla içmek isteyemez mi karşılıklı? Bekle. Baba müzik açayım mı? Aç tabii. Aç kızım. Al.
Sen bunun şifresini biliyor musun ki? Evet, bak. Nasıl? Güzel bir şarkı. Evet. Gerçekten güzel şarkı. Bakalım kim söylüyor? Baba, bak bu anne kurbağa, bu da yavrusu. Evet. Aferin sana. Aferin sana. Gerçekten yapacak mıyız şimdi bu romantizmi? Böyle tepede yıldızlar, biz altındayız falan, gökyüzü ışıl ışıl. He, şu büyük ayı, şu küçük ayı falan. O ya, rahatlat kendini biraz ne olur. Hatta bir an için unut. Yok. Olmuyor. Ne acayip ya. Şu koskoca evrende. Oradan baktığında küçücük bir nokta bile değilim aslında. Ama sığmıyorum hiçbir yere. Fizan'a da gitsen, uzaya da gitsen. Sen sensin işte. İnsan kendinden kaçamıyor, kurtulamıyor. Şu koca dünyanın biraz tadını çıkarsak ha. Bak her şey bizim için. Bakma bana öyle suçluyormuş gibi. Ne yapayım? Benim de mizacım böyle. Ben senin gibi huzurlu biri değilim. Oya kendine gel. Bu dünya senin bildiğin gibi değil. Hayat var, hayat. Gezersin, tozarsın. Yersin, içersin, aşık olursun, sevişirsin. Sen ne diye iki farenin deliğinde hapsediyorsun kendini? Orası senin yuvan değil, orası kemirgenlerin yuvası. Sana huzur yok orada. Artık uç, kanatlan. Hayatı yaşa. Senin bu hayattan alacağın var. Güzel diyorsun da. Sen niye mutlu değilsin? Sen niye aşık değilsin? Niye uçmuyorsun? Bak kadın sabahtan beri yazıyor sana. Niye almıyorsun hayatına? Yeni konuşmuyoruz şimdi. Ve ben senin ölçün değilim ki. Olsun. Bak yıllardır aynı noktadasın. Senin de hayatın tıkandı kaldı. Ne ileri ne geri. Ye, iç, gez, eğlen, seviş. Ne oldu sanki? Yalnızsın işte. Değilim, sen varsın. Öyle olmaz. Öylesi de yetiyor bana. Nasıl yetiyor? Sen de korkuyorsun insanlardan. Hepsi onların yüzünden. Güvenemiyorsun insanlara. Hep kötülük gelecek sanıyorsun. Bağlanacağım korkusuyla kaçıyorsun. Bak işte, terk edileceğim diye kimseyle olamıyorsun. Tamam ya, mutsuz olmakta haklısın. Ben yanlış düşünüyorum. Ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Hemen anlıyorsun.
baksana şu neydi cevapsız çağrın var. Hastam olamaz. Olsa İlhan arar haber verirdi. Gerisinde bir önemi yok zaten. 7 kez aramış. Belki önemli bir şey vardır. Arıyor. Alo. Alo. Ben Oya'yı aradım ama. Serhan Aksak ben. Serhan? Alo. Merhaba. İyiyim, sen? Neredesin sen? Yani klinik kapatılmış. Bak, evi taşıyormuşsun. Yani ne oluyor? Yok. Önemli bir şey değil. Nasıl önemli bir şey? Yani kliniğin kapatılması, senin evden taşınıyor olman önemli değil mi? Senin için ne önemli o zaman bu hayatta? Ben onu anlamadım. Konuşmak istemiyorum diyelim o zaman. Sen anlat. Nasıl gidiyor? Ataklar var mı bu ara? Benden bahsetmeyelim mi diyorsun yani bana? İş yerinde durumlar nasıl? Bir araştırma başlatmıştın. İstediğin sonuca varabildin mi? Tamam kaçak, tamam tamam. Senin istediğin gibi olsun. Senden konuşmuyoruz. Yine benden konuşuyoruz. Tamam mı? Araştırma sonuçlandı. Sızıntı var gibi. Yani hala şüphelerimiz var tabii. Ama işler yolunda. Şimdi sıra sende, anlat bakalım. Neden taşınıyorsun? Ve klinik neden kapatıldı? Ya bu gece bunları hiç konuşmasak olmamış farz edelim. Lütfen. Tamam, sen nasıl istersen öyle olsun. Neyse. O zaman kapatıyorum ben. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Görüşür müyüz? Gerçekten. Görüşürüz tabii. Niye görüşmeyelim? Bence kesin görüşürüz. Yani görüşmeyelim mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Saklanacak.
Teşekkür ederim. Efendim? Ha evet benim. A tabii tabii geliyorum ifade vermeye mutlaka. Aha, iyi günler. Aa Merveciğim hoş geldin. Hiç sevmem günden belirtmeden buluşma taleplerini ama kötü zamanda denk getirdim. Ah, aşk olsun. Ay günden münden yok. Bir kahve içelim dedim. Özledim. Ne o? İşler kötü gidiyor galiba. Bak baştan söyleyeyim asla ve asla derse başlamam. Öyle bir planın varsa şimdiden söyleyeyim iptal et. Onu mu diyorum? Hem ben yavaş yavaş çalışmayı bırakıyorum. Yani Mehmet istemiyor. Sen... Düğünümüzle ilgilen aşkım diyor. İyi, bir Amerikan alırım ben şimdi. Ya şimdi nereden baksan yeni bir çevreye giriyorum. Yani ders verdiklerim falan tamam ama tanımadığım bir sürü insan da var. Ama ne mutlu ki ben en önemli insanı tanıyorum. Seninle arkadaşlığımız ilerledikçe diğerleriyle de tanışırım diye düşünüyorum. Ne diyorsun şekerim? Diyorsun. Şekerim. Sence de biraz fazla acele etmiyor musun? Ha? Yani tamam anlıyorum böyle heyecanın var ama... ...bu alan yaratma meselesi aceleye gelirse... ...elinde fena halde patlar. Bence biraz frene bas. Sen hala inanmıyor musun bizim Mehmet'le evleneceğimize? Olan oldu. Yani o işi kapattık. Ben Mehmet'le evleneceğim. O eve yerleşeceğim. Geçmiş olsun yani. Yok artık Arzu. Onun adını bile hatırlamayacaksınız. Tatlım, Arzu benim kolejden arkadaşım. Çok donanımlı, hanımefendi bir kızdır. Üzerine tanıma. O kadar söyleyeyim. Aynı zamanda edep, adab, usul bilir. Ben bilmiyor muyum mu diyorsun yani? Onu mu demeye getiriyorsun? İnanamıyorum. Hala Arzu'nun tarafında olmana inanamıyorum. Ben kimsenin tarafında değilim. Tarafsızım ben. Bana ne? Ben de benim tarafımda ol diyorum işte. Arzu biliyor mu Mehmet'le ilişkimizin en başından beri senin de Pelin'in de bildiğini? Yani ben mesela gidip Arzu'ya desem ki senin en yakın arkadaşların bizim ilişkimizi en başından beri biliyordu. Aa, sana söylemediler mi desem? Çok kırılmaz mı?
istersin? Fark etmez. Çok acıkmadım daha. Benzinlikten sandviç alalım mı? Olur. Sen bilirsin. Yolumuzun üstünde balıkçılar var. Of! Vermeyecek yoksa. Ama mevsimi geçmiştir lüferin şimdi. Neyse evde yeriz başka şeyler. Mevsimi geçmedi ki. Tam mevsimi. Kasım ayındayız. Lüferin en böyle etlendiği mevsim bu ay. Yanlış biliyorsun. Geçti bence. Olsaydı ama iyi olurdu ha. Yanında şöyle salatası, rakı da açardık yanında. Ama ne yapalım, her şey mevsiminde güzel. Ya mevsimi geçmedi diyorum sana. Sen benden daha mı iyi bileceksin? Lüfer benim en sevdiğim balık. Tam mevsimi. Geçti diyorum. Aç internetten bak. Kendi gözlerinle gör. Bakıyorum şimdi. Bakıyorum ve sana söylüyorum. Hadi bakalım. Bildiğimden şaşırtacaksın beni. Göreceğiz. Biliyorum en sevdiğin yemek. Canın da çekti zaten. Olursa iyi olurdu tabii ama ne yapalım. Bir dakika, bir dakika. Sen bir kere lüfer sevmezsin ki. Sen dil balığından başka balığa balık demezsin. Bak beni yiyor. Tamam tamam. Seni götüreceğiz lüfer yemeğe. Ya bak ben de burada saf saf araştırmaya başlıyorum. Ben sana lüfer yemeğe gidelim dediğimde hiç umurunda olmadı ama. Ha? Bak şöyle güzel kokusu gelsin burnuna. Tadını bir hatırla. Hı? Lüfer de lüfer. Öf. Sen var ya az değilsin. Sana müzik açayım. Alo. İyi günler, buyurun benim. Tabii tabii. Tabii biliyorum orayı. Tabii ki gelirim. Oldu. İyi günler. Polis beni ifadeye çağırıyor. Doğal olarak. Tamam. Gideriz tabii ki. Ben eve uğramam lazım çünkü o sinirle kimliğimi almadan çıkmıştım. Önce sana gidelim, arabamı alayım, oradan eve geçerim. Olur olur. Oya şehri terk etmemiş. Evet işte orada acayip bir şeyler oldu. Ay bir anda her şey tersine döndü. Ben de şaşırdım vallahi. Gerçi herkes çok şaşırdı. Yani anlayacağınız, biri sağlam bir dümen çevirmiş komiser. Kim? Yok, cevap vermiyorlar. Kapı da mühürlü zaten. Gidelim en iyisi. Tamam. Bir sorun mu var acaba? Bilmiyorum ki. Bir şey mi oldu acaba? Kapıya mühür vurmuşlar. Bir şey mi oldu acaba? Allah Allah. Aradın mı peki? Aradım. 2-3 kez aradım. Açmıyor kimse telefonu. Kesin bir sorun var. Normalde acaba hastalandı mı? Niye böyle? Başıma bir şey gelmiş olmasın? Nasıl ulaşabiliriz? Başka bir şey. Arkadaşlar tamam, bir sakin olun. Ben size arka kapıdan alayım, içeride konuşalım. Bir şey mi olmuş o yanına? Buyur. Gidip bakalım mı biz? Bakalım. Size açıkça söylemek zorundayım. Başka çarem yok. Ama bana söz verin, benden duyduğunuzu Oya Hanım'a söylemeyeceksiniz. Söyle beyim. Bir şey mi geldi Oya Hanım'ın başına? Oya Hanım'a iftira atmışlar. Nasıl olur böyle bir şey? Ne oldu? Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonuçlanıncaya dek doktorluk yapmasına izni yok. Oya Hanım kötü bir şey yapmaz. Ne yapacağız şimdi? Meyve veren ağacı taşlarlar tabii. Durum buna yazık ki. Peki biz bir şey yapabilir miyiz? Yani Oya Hanım'ın hakkı ödenmez.
elimizden ne geliyorsa yapalım. Ben canımı borçluyum o ayağınıma. Hayatımı kurtardı. Öyle şey olur mu arkadaşlar? Sahip çıkalım doktorumuza. Bence de olur. Bence de olur. Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Merhaba. Ne haber, nasılsın? Ne var Tayran? Ama ayıp ya. Ben de iyiyim Uyacığım, sağ ol. Ne olsun, koşturuyoruz işte, işler güçler. İyiyim yani. Ne? İçeri mi gireyim? Ya ısrar etmişim de. Hadi gireyim ya. Çok ısrar ediyorsun, gireyim bari. Hani o kadar ısrar edince gireyim bari. Ne oluyor be? Buralara ne oldu böyle? Ha? Sen polisi falan aradın mı? Ha? Hırsız falan, hırsız mı? Ha? Sen yaptın. Sen yaptın. Sinirlerim bozuldu, dağıttın evi. Vay be. Yani bayağı iyi dağıtmışsın ama. Çok seksi. Arada da elini kessin. Bakayım şunu. Bırak Taylan. Ne istiyorsun? Ne istiyorum? Ne istiyorum? Ya bırak şimdi ne istedim ya. Toparlayalım şuraları. Ne hale getirmişsin evi? Bırak dedim. Ne oluyor ya? Ha ne oluyor? Yardım etmeye çalışıyorum sana. İşim var, çıkmam lazım. Tamam, bir 5 dakikan yok mu benim için? Yok. Acelem var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Oya? Sen çok değişmişsin ha. Gerçekten ya, sen lisede böyle bir kız değildin. Sen daha sakin, ılımlı. Böyle insanın suyuna giden. Ne oldu sana? Çok agresifsin. Hatta fazla agresifsin. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Galiba ben sana iyi geliyordum ha. Vallahi olabilir bu, biliyor musun? Belki de ben sana iyi geliyordum. Yani neden olmasın? Olabilir. Ya bırak şimdi telefonu, bir şey sordum. Olabilir mi bu? Alo. Pelinciğim. Nasılsın? Ben diyorum ki hadi kalk bana gel. Evet şimdi. Hadi gel beraber keyif yaparız. Sana çok güzel bir sürprizim var. Hadi işini gücünü bırak, koş. Koş bir an önce bana gel. Hadi 5 dakika içinde burada ol. Tamam. Oya Hanım, anlamadım. Sesimi alıyor musunuz? İlhan ben. Anladım İlhan. Aramışsınız, duymamışım. İlhan, bak. Ben İzmir'e gidiyorum. Hiç
hiç dönmemek üzere diyelim. Tabii sen mağdur olmayacaksın. Birazdan 3 aylık maaşını hesabına geçirim. Kendine güzel bir iş bul. Hatta gerekirse tavsiye mektubunu yazarım. Ha bak, Doktor Doğan Bey var. İstersen onunla çalışabilirsin. Kendine birini arıyordu. Hem ofisi Nişantaşı'nda, evine de yakın. Olmaz. Mümkün değil. İstemiyorum. Bir başkasıyla çalışmak istemiyorum. Neden Oya'nım? Neden? İlhan, konuyu uzatacak mısın? Uzatacağım. Ya bu kadar kolay mı? Sen yoluna, ben yoluma. Bizim de günlerimiz geçti. Ben bırakmam. Oya'nım, ben sizi bırakmam. Ama lütfen siz de beni bırakmayın. Lütfen. Yani parasında değilim. Siz burada olun. Benim için yeterli. İlhan bak, yapma böyle. Duygusallaşmanın bir anlamı yok. Ben bir karar verdim ve gideceğim. Hoşça kal. Thank you.